Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda sahabenin alimlerinden Cabir bin Abdullah'ı tanıtmaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Cabir bin Abdullah bin Amr, künyesi Ebu Abdullah olan Cabir radıyallahu anh, Hazreç kabilesine mensup olan kullardan birisidir. Kısacası Ensar'ın ileri gelenlerindendi. 601 yılında Medine'de dünyaya gözlerini açtı. Cabir radıyallahu anh ailenin tek erkek evladıydı. Böyle olunca babası üzerine titriyordu. 7 kız kardeşi sahip olan Cabir, kardeşlerinin bakımına yardımcı oluyordu. Cabir'in radıyallahu anh babası 2. Akabe biatinde Müslüman olmuş ve haram oğullarına İslam anlatmak için görevlendirilmişti. Bu sırada Cabir radıyallahu anh 18 yaşındaydı. Hazreti Cabir'in babası Abdullah bin Amr, Beni Seleme yurdundaki Mescidi Kıbleteyn bölgesinin sahibiydi. Kendisi Müslüman olduğunda kabilesinin de İslamiyet'e girmesine vesile oldu. Bedir Savaşı'na katılamayıp bunun ısrabını çeken Cabir radıyallahu anh, Uhud Savaşı'na mutlaka katılmak istiyordu. Babası onu savaşa götürmek istemedi. Çünkü 7 kız kardeşini bırakacağı kimseler yoktu. Kızlarının himayesiz kalmaması için oğlunu harbe katılmaktan men etti. Oğluna, "Oğlum şu kızların kimsesiz kalmalarını nazara dikkate almazsam senin gözümün önünde şehit olmanı isterdim," dedi. Cabir'in radıyallahu anh babası Uhud Savaşı'nda şehit oldu. Hazreti Cabir babasının şehadetini şöyle anlatır. "Babam Uhud'da şehit oldu. Kız kardeşlerim bana bir deve vererek git babamızın cenazesini bu deveye yükle getir ve onu Seleme oğulları kabristanına gömelim," dediler. Deveyle beraber yanında birkaç adam da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babamı savaş meydanından taşıyarak aile kabristanına götürmek istediğimi haber aldı. O Uhud'daydı. Beni huzurlarına çağırarak dedi ki, "Nefsimi elinde tutan Cenab-ı Allah'a yemin ederim ki, Abdullah arkadaşları ile birlikte gömülecektir." Resulullah'ın bu sözü üzerine ben de babamı taşımaktan vazgeçtim ve onu Uhud şehitleri ile birlikte gömdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cabir radıyallahu anh'a, sana bir müjde vereyim mi? Allah babanı diriltti ve kendisine perdesiz doğrudan doğruya hitap etti. Halbuki şimdiye kadar hiçbir kimseye böyle perdesiz söylediği olmamıştır," buyurdu. Bu müjde bizim acımızı dindirmeye yetti. Cabir radıyallahu anh babası şehit olunca geride bıraktığı borçlarını ödeyemedi. Ne yapacağını şaşırdı. Üzerindeki yük çok ağırdı. Son çare Resulullah'a müracaat etti. "Ya Resulallah, babam Uhud günü şehit olduğunda bana bir hayli borç bıraktı. Alacaklılar beni sıkıştırıyorlar. Bana yardım ediniz de borcumun bir miktarını gelecek yıla ertelesinler," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hay hay, öğleye doğru size gelir, alacaklıları görürüm," dedi. Resulullah aleyhisselam Cabir'in evine gitti. O istirahat ederken Cabir onun için bir koyun kestirdi. Resulullah uyanınca Cabir'e, "Bana Ebu Bekir'i çağır," dedi. Resulullah ve yanındaki ashabı yemek yediler. Yemekten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitmek üzere ayağa kalkınca Cabir'in zevcesi ona, "Ya Resulallah, bana ve kocama dua et," diye yalvardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Cenab-ı Hak seni ve kocanı mağfiretine nail etsin," buyurdu. Hanımına peygamberimizi rahatsız etmemesini istemiş ve sitemli bir şekilde, "Ben sana Resulullah'ı rahatsız etmemeni tembih etmemiş miydim?" deyince hanımı, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim evime gelir de ben ondan bana ve kocama dua etmesini nasıl istemem," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra alacaklıları çağırmış ve onlardan Cabir'e mühlet vermelerini istedi. Onlar mühlet vermeyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir'e hurmalarını ölçüp onlara vermesini emir buyurdu. Cabir radıyallahu anh hurmalarıyla babasının borçlarını ödedikten sonra kendisine de bir miktar hurma kaldı. Cabir radıyallahu anh, "Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duası ve yardımıyla borçtan kurtulduk," dedi. Hazreti Cabir Hendek Savaşı'nda da Resulullah aleyhissalatü vesselam ile ashabının tam 3 gün aç kaldıklarını, Hendek kazan bazı sahabelerin rastladıkları kayayı yerinden oynatamadıklarını şöyle nakleder. Resulullah aleyhisselam bir kaya parçasına tesadüf ettiklerini söylemişler. Hazreti Peygamber de onlara, "Siz bu kaya parçasının üzerine biraz su serpiniz," buyurdu. Su serpildi, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazmayı eline alarak besmele çektikten sonra kazma ile kayaya 3 defa vurunca kaya tuzla buz oldu. Bu sırada dikkat ettim, Resulullah karnına açlıktan bir taş bağlamıştı. Değerli dostlarım, Hazreti Cabir Bedir ve Uhud Savaşı dışında Resulullah ile birlikte 19 gazveye katıldı.
Enmar gazasında Resulullah'ın hayvanının üzerinde namaz kıldığını rivayet etmektedir. Hazreti Cabir, Hicri 5. yılda meydana gelen Beni Müstalık seferine katılmıştı. Sırasıyla Hudeybiye müsalahasında bulunmuş, kaza umresine katılmış, daha sonra Hicri 8. yılda Ebu Ubeyde bin Cerrah ile birlikte Kızıldeniz kenarına bir sefer yaparak denizden karaya vurmuş olan haşir balığının etinden yemişlerdi. Bu durumu Allah Resulüne bildirdiklerinde balık etinin yenmesi konusunda bir hadis buyurmuşlardır. Hazreti Cabir radıyallahu anh Mekke'nin fethine katıldıktan sonra Huneyn Savaşı'na akabinde Tebük seferine katıldı. Hicri 10. yılda Peygamber aleyhisselam ile birlikte veda haccına katılan Hazreti Cabir, Resul-i Ekrem'in vefatından sonra bir müddet Medine'de kaldı. Hazreti Ebu Bekir zamanında dinden dönenlerle yapılan savaşlara katılan Hazreti Cabir radıyallahu anh, Hazreti Ömer zamanında Irak ve İran tarafına yapılan seferlere katıldı. Hazreti Osman zamanında baş gösteren fitne olaylarından uzak durmuştur. Hazreti Cabir radıyallahu anh Sıffin vakasında Hazreti Ali tarafında yer aldı. Ancak Hazreti Ali'nin şehit edilmesinden sonra Hazreti Muaviye'ye biat etti. Değerli dostlarım, Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın ilmi yönü nasıldır? Hazreti Cabir peygamberimizin yanında uzun süre kaldığından ilim ve irfanının büyük bir bölümünü işin kaynağından öğrenmişti. Daha sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'den ilim tahsil etti. Bunun yanında ilim erbabı olan sahabelerden ilim öğrenerek hiçbir zaman öğrenme konusunda gurura düşmedi. Öğrenmiş olduğu ilmi mutlaka başkalarına öğretme konusunda ciddi gayretleri oldu. Mescid-i Nebevi'de kalabalık ilim aşığı topluluğa dersler verirdi. Yanında bulunan bu ilim aşıklarının bir kısmı Yemen, Küfe, Mısır gibi yerlerden insanlar gelir ve Hazreti Cabir'in derslerine katılırlardı. Hadis, tefsir, fıkıh gibi ilimlerle meşgul olmuş ve talebeleri de bundan çok istifade etmişlerdir. İlim erbabı Hazreti Cabir'in görüşlerine büyük değer vermişlerdir. Hazreti Cabir bütün ömrünü Peygamberimizin hadislerinin neşrine vermiş, birçok hadis rivayet etmesiyle meşhurdur. Rivayet ettiği hadisler 540 kadardır. Rivayet ettiği bu hadisler hususunda çok titiz davranırdı. Tabiinin her tabakası onun ilminden faydalanmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: İmam-ı Bakır, Muhammed bin Münkedir, Said bin Mina, Said bin Ebi Bilal radıyallahu anhum ecmain. Değerli dostlarım, Hazreti Cabir'in ahlak ve adetleri. Hazreti Cabir, Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasaklara son derece dikkat ederdi. İmanı pek kuvvetli ve hakperest bir insandı. İnsanlara karşı çok şefkatli, merhametli bir yaratılışı vardı. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını anlatma konusunda çok ciddi gayret gösterirdi. O doğruyu söyleme hususunda hiçbir tesire kapılmadan söylerdi. Onun doğruluğu ve dürüstlüğü dillere destandı. Hazreti Cabir radıyallahu anh peygamberimizin sünnetine uyma konusunda ciddi hassasiyet gösterirdi. Seferde herhangi bir işte fark etmez mutlaka farz ve sünnete riayet ederdi. Resulullah'tan gördüğü ve duyduğu her şeyi eksiksiz yapmaya gayret gösterirdi. Hazreti Cabir'in peygamberimize aleyhissalatu vesselam olan sevgisi tarif edilemezdi. Bütün dünya onun getirdiği şeyleri ortadan kaldırmak istemesine rağmen o peygamberimizin aleyhisselam yanından hiç ayrılmamıştı. Hazreti Cabir'in herhangi bir hastalığı veya sıkıntısı olduğunda Allah Resulü'nü ziyaret eder ve hatırlarını sorarlardı. Bir seferinde Hazreti Cabir hastalanmış ve Peygamber aleyhisselam onu ziyaret etmişlerdi. Hasta yatağında ciddi rahatsızlık içerisinde kıvranırken yüzüne su serpmiş, o da ayılmıştı. Hazreti Cabir hemen Peygamberimize şöyle bir soru sordu: kız kardeşlerime ne kadar miras bırakmam lazım? Peygamberimiz aleyhisselam, Cabir sen hastalıktan vefat etmeyeceksin demiş ve onu rahatlatmıştı. Hazreti Cabir'in radıyallahu anh evi Mescid-i Nebevi'ye 2 kilometre uzaklıktaydı. Buna rağmen 5 vakit namaza mescide devam ederdi. Bir seferinde şöyle buyurmuşlardı: bazen Mescid-i Nebevi'nin zemini o kadar sıcak olurdu ki secde ettiğim zaman yerden bir avuç taş alır, onları ellerimizle biraz soğutur, ondan sonra onları yere yayar, üzerinde secde ederdim. Bu Hazreti Cabir'in cemaatle ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ibadet etme konusundaki hassasiyetini göstermesi bakımından önemlidir. Hazreti Cabir radıyallahu anh son derece fedakar ve vefakar bir insandı. Dostlarını ve hastaları ziyaret ederdi. Hazreti Cabir ihtiyarladığında gözleri görmez olmuştu.
genellikle iki oğlunu kollarına girerek yürürdü. Bir gün fitne çeviren bir grupla karşılaştı. Tam o sırada ayağa kayan Hazreti Cabir'in kollarından iki oğlu sımsıkı tuttu ve babalarının düşmesine engel oldular. Bu sırada Hazreti Cabir, Resul-i Ekrem'i korkutmaya yeltenenlerin vay haline dedi. Bunu duyan oğulları, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ahirete göç etmiştir. Onu korkutmak nasıl mümkün olur diye babalarına sordular. Hazreti Cabir de Resul-i Ekrem buyurdu ki, Medine halkını korkutanlar beni korkutmaya çabalamış olurlar bu cevabını verdi. Değerli dostlarım, Hazreti Cabir anlatıyor. Hazreti Muaviye radıyallahu anh Uhud şehitlerinin geçtiği, bulunduğu yerden geçen su kanalını açınca bize, şehitlerimize sahip çıkmamız çağrısı yapıldı. Biz de 40 sene sonra onları çıkardık. Cesetleri yumuşak, uzuvları açılıp kapanabiliyordu. Hazreti Cabir'in vefatı. Uzunca bir ömür süren Cabir bin Abdullah radıyallahu anh ömrünün sonuna doğru Haccac'ın valilerinin zulüm ve sıkıntılarından çok üzülmüş ve çökmüştü. Hicretin 74. yılında 94 yaşındayken vefat etti. Cenazesine binlerce Müslüman katıldı. Sağlığında olduğu gibi cenazesi de Müslümanların kaynaşmasına vesile oldu. Allah şefaatine nail eylesin. Ahirette Cabir bin Abdullah'a, peygamberimize, peygamberlere, sahabe-i kirama, tabiine ve Allah dostlarına bizleri komşu eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.